Levent Yan Yolu hoş geldiniz dostlar. Tabii Levent Yan Yolu'nun dijital versiyonuna diyelim. Bugün Ozan Can'ı erken yolluyorum. O yüzden kısa çalışma ödeneğine geçtik. 20 lira yerine artık 12 lira ödüyorum kendisine. Belli bir kısmını devletimiz karşılıyor. O sebeple 12 liraya düştük ve bu sebeple kendisi yarım saat değil 20 dakika çalışabileceğini bana iletti. Mesaisi 20 dakikaya düştü. O yüzden 20 küsur dakikada bitirme gibi bir planımız var. Hoş geldin Ozan Can. Selamlar. İnsanlar şimdi bana kızacak. Senin yüzünden benim sorularım cevaplanmadı diye bir anda ateşe attın beni yalnız. Öyle olmayacak çünkü ben daha hızlı cevaplayacağım. Yani bütün soruları alacağız. Ay. O yüzden seri yolla ben takır takır cevaplayacağım. O zaman başlıyorum. Başlayalım. Geldi. Alper Demir. Tayland yükselen formuyla kadro devamlılığına inanan Şenol Güneş'ten savunmanın önü için şans verdiği Mahmut Okay Dorukhan üçlüsünün formasını alıp milli takımda ilk 11 oynar mı? Bence burada rekabet edeceği oyuncu Mahmut'la Okay. Okay'ı daha ön planda görüyor hoca. Ama Mahmut'tan da Okay'dan da bence önde. Dorukhan biraz daha enerjik bir iç oyuncusu. Birebir rekabet ettiği oyuncu olarak görmüyorum ben. O sebeple ya bence 11 oynamalı zaten. Bu saatten zaten kadro istikrarı konusunda da daha nasıl bir istikrar sadece. Hatta yükselişte bir istikrarı var. Hani bırak belli bir hani çıktığı yere standart hale getirmeyi. Gittikçe üstüne koyan bir grafikte çiziyor. Yaşı da hani tecrübesiz bir yaş değil. Hani milli takıma alınca böyle garipseyecek bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Tayland bence milli takımın 11 numarası 11'inde yer alacak bir oyuncu olmalı. Sesin gelmiyor bana. Pardon. Okay da şey diyecektim. Yeni teknik direktör Kudet'le beraber kadroya girme sorunu da yaşamaya başladı bu arada. Onu da söylemek lazım. Bence adaylardan biri olmayacak gibime geliyor eğer bir şey değişmezse. Okay'ın şöyle bir sorunu var abi. Okay çok hareketsiz oynuyor. Biraz daha hani Enzonzi stiline geçmiş. Hani yaş olarak da öyle değil de ya ayağındaki topu kullanmakta becerili. Bölgesini savunmakta becerili ama çok dar bir alanda oynadığı için takıma genel katkısı daha zayıf kalıyor. O açıdan yani henüz 94'lü bir oyuncu. Yaşıt yani zaten Tayland'la da. Bence daha kat edebileceği bir mesafe var. O yüzden Okay'ın da toparlanmasını bekliyorum açıkçası. Pat geçelim. Ne geldi? Acaksut demiş ki Oğulcan'ın son maçtaki performansı sizce oyun yapısına çok iyi uymasıyla mı alakalı yoksa genel takım yapısı Oğulcan'ı mı çok iyi gösterdi? İkisinden de biraz var ama ben illa birini seçeceksem ilkini seçerim. Çünkü Galatasaray yıllar sonra vay be oyuna katılıyor diyebileceğim bir santrforla oynadı. Hani Gomis çok çok iyi bitiriciydi ve o konuda istikrarlıydı ama çok hareket etmiyordu. Bilmiyorum hatırlar mısın Fatih Hoca göreve geldiğinde Tudor'la çıktı. Hiçbir maçta 10 kilometre mesafe kat etmemişti. Hani koşmaktan bahsetmiyorum. Toplam mesafe istemesen de zaten 8 falan oluyor minimum. Yani hafif biraz jog atsan biraz hani hareket etsen 10 kilometre zaten olan bir şey. Yani artık günümüz futbolunda rakam değil yani 10 kilometre koştu diye bir şey yok. Onu bile hiç bulmamıştı. Hareketsiz bir oyuncuydu ama yani çok iyi bitirici. O ayrı mesele. Ama mesela ondan önce ya Burak Yılmaz üst düzey bir forvetti ama oyun katılımı onun da şeydi. Kendine böyle hani şu anki gibi oynamıyordu. Biraz daha alıveri yoktu. Daha savunma arkasını savunma hırpalayarak hani savunmanın arkasına koşarak fark yaratıyordu. Düşünüyorum Drogba zaten o presi yapacak yaşta gelmedi. Daha idarelik ekonomik kullanıyordu kendini. Zaten bayağı gerilere gittim. Onları hani saymaya bile gerek yok. Yakın dönemde Cagne var. Gomis'ten sonra. O arada Sinan Gümüş falan oynadı. Eren Derdiyok vesaire. Ya yani hiçbirinin oyun içi katkısı Oğulcan'a yakın değildi. O yüzden bence ta Elmander'den bu yana ilk defa bu kadar özverili bir forvetle oynayınca Galatasaray biraz daha diğer oyuncular da biraz rahatladı. İlk golde de çok ciddi payı var. İkinci golü zaten kendi attı. Hareketliliğinin payı var. Yani becerisinden ziyade. Tabii topu kupası çok kıymetli ama bence doğru yerde hareketlenmesi, koşu atması, Edgar'ı götürmesi falan onlar daha önemli. Ben çok beğeniyorum. Tabii ki sezonda hani 20 tane atacak, 15 tane atacak golcü olur mu? Onu beklemek lazım ama oyun içi katkısının hepsinden fazla olduğu aşikar ve ben bu sebeple arkadaki oyuncuların da Oğulcan'la devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Fatih Hoca'nın da en azından birkaç hafta formayı ondan almayacağını düşünüyorum. Ne geldi? Devam edeyim. Kileri 10.
Yazın Gustavo'nun satılacağı haberleri çıkınca Fenerbahçe taraftarlarından bazıları bedava Josef alınırsa Gustavo'yu kompanse eder derken bazıları kıyaslanamaz bile diyordu. Bugün geldiğimiz durumda performanslarına bakınca bir karşılaştırma yapmak gerekirse siz ne dersiniz? Yani Josef olabilecek en sağlıklı şekilde gelmiş. Ben Josef'i defansif ortası arıyordu bildiğin gibi Galatasaray ve o dönem Beşiktaş'la net şekilde adı geçmiyorken de Galatasaray için uygun bir aday olarak görüyordum. Denenmesi gereken bir risk olarak görüyordum. Beşiktaş çok iyi bir iş yaptı orada. Fenerbahçe için yani tutmuş oyuncudan vazgeçmek hiç kolay değil. Ama yani belli bir yaştaki oyuncudan yani 33 yaşını devirmiş bir oyuncuya ciddi bir bonservis teklifi almışsanız bence onu elden çıkarmanız lazım kim olursa olsun. Ondan sonraki aşamaydı Josef. O aşamayı hiç geçmediği için Fenerbahçe doğru kıyas değil. Yani ikisi de pazarda olur. Gustavo'yu alırsın sen 7 milyona. Beşiktaş bedava almıştır. Kıyaslarsın ama elinde Gustavo varken hani niye Josef satıp Josef'i almadık? Biraz daha kademeli bir soru. O yüzden biraz farazi buldum ama onun dışında yani Josef'in kattıklarının Gustavo'dan eksiği olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. O kesin. Zaten hatta bu akş neyse şeyi de açık ettik. Bu akşam daha biz Beşiktaş maçı oynanmadan çekiyoruz bunu. Josef'in yokluğunun da hissedileceğini düşünüyorum. Hani Beşiktaş kazanır kaybeder ayrı. Skordan bağımsız bir şey söylüyorum. Takımın taktiksel yapısında çok etkinliği var. Dur bakayım şey var mı? Şu Josef işte bak. Gerçi orada önünde kim var böyle gözükme gerçi. Oku kapatırsam Josef ha. Güzel. Oldu. Devam edelim. Devam edelim. Recep Emin sormuş. Messi devre arasında City'ye mi, Paris Saint-Germain'e mi gitmeli yoksa Barcelona'da mı kalmalı? Dün de şey demiş ya, MLS projesi her zaman merak ettiğim, ilgimi çeken falan bir şey. Sanki böyle ya City üzerinden City'nin New York'una gitme durumu var gibi duruyor ki Paris Saint-Germain de çok söylenmişti. Olabilir. Bence senin dediğin daha mantıklı. Çünkü direkt bağlantılı bir şekilde hatırlarsın. Frank Lampard oyunculuğunun son döneminde aynı projeyi yapmıştı. Hem City'de bir süre oynadı. Hem Amerika'da oynadı. Oradaki bağlantı kullanılan bir bağlantı. Yani Messi'nin biraz keyfine bağlı diyebilirim. Ama ben devre arasında bunu yapacağından çok emin değilim. Bence yapacaksa da bedava serbest kalır. Sezon sonu ne istiyorsa yapar. Bir de erkenden ya 35'ten önce gitmeyi versin ya MLS'e. Zor izleniyor abi MLS saatler maatler. Aynen abi. Bir de NBA izliyoruz. Şimdi aynı saatte şimdi NBA'den vazgeçip Messi izleyeceğiz. Gerçi izlerim ben de. Yine de uykumuza dediğin gibi biraz limon sıkmak oluyor. Bence şey en az 2 senesi var ama City'de. 2-3 sene. Bence de. Hani bence ne kadar var. Gittiğine bağlı olarak 2-3 sene oynar City ondan sonra gider. Bana da öyle geliyor. Ne geldi? OFK 05. Lampard uzun vadeli umut vaat ediyor mu? Geçen sezonun sonunda çok iyi futbol oynatmıştı. Bu sene çok iyi takviyelere rağmen o futbolun üzerine çıkamamasının sebepleri nelerdir? Takviyeler ön tarafa hakikaten ya üst düzey oyuncular. Şimdi Timo Werner seviyesi belli bir oyuncu. Kai Havertz potansiyeli belli bir oyuncu. Yani böyle takviyeler. Ziyech geldi. O da kendini ispatlamış bir isim. Ya elbette ön taraf bu kadar zenginleşmişken insan daha büyük beklentilere giriyor doğal olarak. Ama Pulisic'in sezona çok ciddi sakatlıklarla girdiğini unutmamak lazım. Geçen senin en büyük, en üretken oyuncusuydu Chelsea adına. Hani Pulisic'i durumu, işte Timo Werner'in Premier Lig'de tek başına forvet oynamaya bir türlü alışamaması, onunla birlikte işte Temi Abraham ya da genelde Temi'yi kullanıyor ama işte arada bir Giroud, başka bir forvet kullanma zorunluluğu, işte Kai Havertz'in Timo Werner'in tek forvet olduğu bir düzene bir türlü uyum sağlayamaması, yani orada birbirleriyle uyumlu bir profil çizemediler bir türlü. Kai Havertz de keza sorunlar yaşadı. Hani iki tane çok büyük transferinin ben hoca sebebiyle bu kadar verimsiz olduğuna inanmıyorum açıkçası. Çünkü aynı düzende mesela Temi çok skorer bir performans çizebiliyor. Daha farklı işte Timo Werner de bu arada oyuna katılmıyor değil ama skor performans çok aşağıda kaldı. Pulisic Chelsea'nin geçen yıl en iyi oyuncusuydu ve sen hatırlarsın Bundesliga'dan ilk geldiğinde olmayacak galiba diyen çok sayıda Premier Lig uzmanı okudum ben. Dinledim de. Ondan sonra geçen yıl geldiği seviye ortada. Biraz zaman tanımak lazım projeye. Kaldı ki arka tarafta sanıldığı kadar zengin olduklarını düşünmüyorum.
özellikle stoper hattı ve stoperin önündeki hat böyle %100 içe sinen, dolu dolu birbirini tamamlayan bir yapı oluşturmuyor. Oraları biraz düzelttikten sonra Timo Werner ve Kai Havertz de biraz Premier Lig çaylak duvarını açtıktan sonra daha rahat konuşabiliriz. Ben Lampard'ın işinde sanıldığı kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Ha, büyük bir farklılık da katmadı, onu söyleyeyim. Hani çözüm üretmek adına inovatif bir şey gördük mü? Görmedik. Ya ama şey bence, çok problem oldu bence. Birçok hoca bunun sorunu yaşardı ya. Ya şöyle bir problem oldu bence. Zaten çok iyi transferler geldi. Bir de üstüne inanılmaz bir bonservisle Kai Havertz aldılar. Orada bir ekstra bolluk oldu. Ben o transfere hiç katılmadım zaten. Aynen. Birkaç kere söyledim. O da başına bela oldu. Yani hani 300 milyon harcandı, bu takım niye böyle oynuyor muhabbetine dönmeye başladı. Ki baktığında yani Chelsea son haftalarda biraz tabii hani ufak saçmalamalar oldu ama bir, yukarıdan çok uzak değil. İki, zaten direkt olarak bu kadar oyun kadrosunu değiştirdikten sonra şampiyonluğa ulaşacak bir takım da değil hemen. Biraz yine zaman lazım herhalde. Aynen öyle. Ama şey, yani çok başarılı olmayabilir ama başarısız da görmüyorum ben. Bence de değil. Geliyor mu sesin? Geliyor. Geliyor, evet. Tamam. Bir aynen öyle diye tamamlarsan soruyu değiştireyim ben. Şey yaptım, ortasına girdim soruyu. Gir abi. 3, 2. Uğur sen gireceksin oğlum. Ben mi gireceğim lan? Ben mi aynen, evet, öyle dedim? Sen demedin mi? Evet. Hayır, sen diyeceksin. Buraya gireriz ya. az önce yönetmenimiz işimize karıştı. Şimdi kimin aynen öyle dediğini hatırlamıyoruz. Aynen öyleden girmemiz lazım. İkimizden biri aynen öyle dedi ve yeni soruya geçeceğiz. Böyle özetleyebilir miyim? İçimize karıştı falan diyor ya. Unuttum. Az önce dediğimi unuttum desene kardeşim. Üstten biraz sorumluluğu. Abi aynen öyle kim dedi? Ben sen dediğini sandım. Çünkü ben konuşuyorum ya, senin aynen öyle demen daha mantıklı geldi. Aynen öyleyi sen dedin ya. Neyse dur, tamam geçiyorum. Aslan Su oğlum, GS. Erman Yaşar virali gibi bir bölüm yaptık. Steven Taylan ve Sakaryalı Bernardo'dan sonra Oğulcan Müller diyebilir miyiz? Bence Galatasaray'da eksik olan forvet hareketliliğini tamamlıyor. Sizin Oğulcan'a dair düşünceniz nedir? Roy Deuter diyorlar. Sakaryalı Bernardo kim ya? Şey mi? Kim, Emre Kılınç mı? Sakaryalı mı? Sakaryalı. Bakayım ben ona, sen devam et. Taylan'ı da ben Gerard'a benzetmiyorum. Gerard çünkü o benimkinin adamı değil. Ayrı. Ama şey, Oğulcan'ın hareketliliğinin çok iş yaptığını ben de söyleyebilirim ama Müller o rolde de oynamıyor şimdi. Şey yani en öndeki hareketlilik başka bir şey. Ama tabii ki eksik olan bir hani ihtiyacın olduğunu bilmediğin bir şeyi tamamlar ya oyuncu. Ha ya, biz uzun zamandır bunu görmemiştik hissettirdi Oğulcan. İnanılmaz da oynamadı bu arada. Doğal hali o zaten. Çünkü Galatasaray yıllardır hareketsiz oyunculara mahkum kalmış. Ceza sahasında gelse de bitirsek, biri pişirse de yesek diyen oyuncularla var. Oynuyor. Falcao'sundan Cagnes'ine, Gomis'ine kadar. Ki aralarında hani başarılıdan başarısıza kadar birçok hani kıyaslama yapılabilir ama oyun stil olarak yakın oyuncular bence. O sebeple hani bu, en azından para harcanacaksa bu tarz bir forvet harcanması gerektiğini bence görmüş olduk. Ne geldi? Kadir A41. Ravil Tagir varken hala Mehmet Topal'ın oynaması genç oyuncuların önünü tıkamıyor mu? Kadir galiba Denizli Spor maçıydı. Ravil'i oyuna aldılar. Daha doğrusu Ravil'i. Ravil Tagir oyuna girdikten sonra Denizli Spor 3-1'den 3-3'e döndü. Tabii ki sadece Ravil'in problemi değil ama temelde hani orayla oynamak çok kolay bir şey değil. Orada da performansını almak zorundasın. Hani oynasın, ısrar edelim, her maç hata yapsın mevkisi gibi gelmiyor bana. Hani en azından arada bir hata yapsın, idare edelim seviyesinde olmalı oyuncu. Çok yetenekli, çok beğeniyorum ama hazır değil. O kesin. Yani Mehmet Topal'la alakası yok. Ravil'le direkt alakası var bence. Yoksa Cemal'i oynuyor mesela solda şu anda. Bir de şey herhalde, hani listedeki yerine bak, düşme hattının hemen üstünde gibi gözüken bir baskıda genç bir stoper oynaması da çok zor. Devam ediyorum. Devam ettim. DHL Ramazan, Arda Turan milli takıma geri döner mi?
Arda milli takımda hani hakikaten affedilmeyecek şeyler yaptı bence. Affedilmeyecek derken unutulmayacak şeyler yaptı. Yani futbolcu önce sahada cevabını verip ondan sonra saha dışı söylemini önce saha içiyle tamamlaması lazım. Şimdi o yönde adımlar atıyor. Ama ben çok daha kuvvetli bir öz eleştiri görmemiz gerektiğini düşünüyorum ki bu konu herkesin içine sinsin. Yoksa şu anda ki Arda'nın performansına beğenirim ben. Hani sohbet ettiğinizde de karşınızda düzgün bir figür var. Bu tamam ama yaptıkların da ya eylemler her şeyin önündedir bence. Söylemlerin önündedir. O yüzden o yaptıklarını unutturacak demeyeyim de en azından tolere edecek, seviyeye çekecek bir ciddi bir öz eleştiri içine girmeli ki bence milli takım kapısı açılsın. Yoksa çok kolay görmüyorum ben. Daha doğrusu olabilir de Türkiye burası ama herkesin içine sinmez o zaman. Katılıyorum. Atahan Atalay, rahmetli Maxim Sigalko ile FM maceram var mıydı? RIP Maxim. Olmaz mı ya? Tabii ki alıyordum. Ama Sigalko benim her kariyerime aldığım bir oyuncu değildi. Çünkü çok bak gibiydi abi yani. Sigalko ile oynamak zorunda gibiydi. Bir noktadan sonra her takımla aynı takıma dönüşüyordu işte. Anatoli Timoşuk muydu? Timoşuk. Anatoli Todorov, özür dilerim. Anatoli Todorov. Timoşuk da yok muydu ya? Falan. Nasıl? Timoşuk daha mı sonra gelmişti? O da yok muydu? Timoşuk normal oyuncu galiba ya. Doğru, Bulgar'dan şey. Biri. Anatoli Todorov, Bulgar oyuncuyu söylüyorum. Bulgar, doğru. Yani böyle oyuncular vardı işte, onlarla her takıma da aynı takımı kurmak şey geliyordu. O yüzden bir süre şey yapmıyordum. Sigalko ile ilgili şöyle bir şeyim var. Football Manager Stole My Life kitabının hala Google Drive'ımda yatan çevirisinde bir bölüm var çevirdiğim. O aklıma gelir hep. Röportaj asla vermek istemiyordu rahmetli. Ve nefret ediyordu bu mirastan. Yani kendisinin hayatını hakikaten etkilediğini düşünüyordu. Ve o yüzden hiçbir şekilde hiçbir basın kuruluşu bugüne kadar röportaj vermemiş. 32 yaşında fırıncı olduğunu biliyordum. Ondan sonra hayata da gözlerini yumdu. Herhalde o mesleği yaparak yummuştur diye tahmin ediyorum. Üzücü bir hikaye. Yani her zaman ünlü olmak iyi bir şey değil. Yani kendinin dışında bir ünlülük ve yani şey gibi, Maradona'nın oğlu olup da futbolcu olmak gibi bir şey. Yani Maradona olmanı bekliyor herkes de sen yani kendin kadar futbolcusun. Bir de o sebeple antipatik bakılıyor, kötü bakılıyor. Sanki Sigalko olması gerekeni olamamış gibi bir durum içine düşmüş herhalde hayatı boyunca ve bundan hoşlanmamış. O yüzden hani öldükten sonra da mirasının da bu şekilde yaşamasını da çok o yüzden içime sinmiyor benim. Ya adam çünkü onu istemiyordu yani. Bir de şey de garip ya, sanal haline bakıyorsun. Dünyada herkesin tanıdığı inanılmaz birisin. Yoldan geçiyorsun, kimse tanımıyor. Kendi kariyerine bakıyorsun, işte 5 sene sürmüş. Felaket bir şey. Aynen. Ne geldi? Nakliyeci Sefer, altın daha düşer mi? Ya ben altın almıştım geçen. Biraz düştü. Biraz daha düşsün, ortalama düşüreceğim. Düşebilir ama ben altının hala güvenilir olduğunu düşünüyorum. YTD. Yatırım tavsiyesi değildir. Tavsiyesi. Evet, lütfen. Benim zaten benim yatırım tavsiyesime güveniyorsanız ciddi bir problem var. Ama fena ben... yapmam aslında. Benim yatırımlarım fena değildir. Yine de şey ama tavsiye verecek kadar hadsiz ve hani bu konuda şey değilim. Ya bırak YT. Uzman demeyi değil de arkadaşıma YT da ancak arkadaşlarıma falan söylerim ne yaptığımı. Böyle ağlıyorum. 3-5 kişiyi yanlış yönlendirmek istemem. Var mı başka? Otomobillerle aranız nasıl ve hayalinizdeki otomobil nedir? Mehmet D27 sormuş. Ben araba kullanmak konusunda gerçekten beceriksizim. Çok uğraştım. Araçlar, özellikle de bana araç çarptıktan sonra iyice zaten aramız bozuldu. Bir daha da toparlayamadık daha. Ben ehliyet kursuna bugün yazıldım. Şaka değil. Ehliyetim yok. Arabalarla da aram yoktu uzun sürede. O yüzden almamıştım. Ama galiba alacağım. O yüzden bu soruyu belki bir 6 ay sonra, 1 sene sonra cevaplarım. Hayalimdeki otomobil tabii ki herkesin gönlünde yatar bir tane bir spor araba. O alacağımı, alabileceğimi düşünmüyorum. Ama tabii ki hoşuma da gidiyor yani. Bir Ferrari'miz olsa fena olmazdı.
Ama tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Ferrari kaç para? 2-3 milyon vardır. Bilmiyorum, kaç para olduğunu bile bilmiyorum Ozan Can. Yani ben hiç fikrim girip yok. Bakmadım yani. Alabilme potansiyelim olmadığı için. Girip bakmadım. Mustafa Kutay Tülek sormuş. Süper Lig takımların Meksika, Şili, Uruguay liglerinden transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok kaliteli ve ucuz diyebileceğimiz oyuncular var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Meksika'ya katılmıyorum. Meksika Ligi ucuz bir lig değil. Meksika Ligi'nde verilen maaşlar ciddi maaşlar. 4 milyon euro, 5 milyon euro olan oyuncular var. Az buz para değil bunlar. André Pierre Gignac Fransa milli takımı görmüş bir santrafor olarak niye senelerdir orada oynuyor? Sorgulamak lazım. Humberto Suazo ki bir dönem fenomen de hatırlarsın. Neden Avrupa'ya bir türlü gelmedi? Onu hatırlamak lazım. Monterrey'de oynuyordu. Birçok Meksikalı oyuncu niye ligden çıkmıyor? Avrupa'ya gidenler niye Meksika'ya dönüyor? Aslında Avrupa'da hala oynayabilecekken onları bir sorgulamak gerekir. Şili ve Uruguay'a bakılması gerektiğini düşünüyorum ama bu ligler de çok çok ucuz ligler değil. Oraya da çok takip eden var. Orada da bonservis verebilmen lazım. Yani beğendiğin oyuncuya 5-6 milyon euro çıkabiliyor musun bonservis? Ve güvenebiliyor musun kendine? Kolay değil çünkü Avrupa'nın ilk durağı almak için Türkiye çok uygun bir lig değil. O sebeple çok da kolay gelmedi bana ama yapılması gereken, takip edilmesi gereken ligler bunlarda. Ben yine bir alt seviyede ülkelerin daha takibe uygun olduğunu düşünüyorum. Ki bu arada şey de söyleyebiliriz belki. Bu liglerden en azından Avrupa yapan hani büyük takımların U21 oyuncularını satın aldığı dönemde ilk kiralandığı yer bile olabiliriz. Burası ona uygun en azından. Ya Saracchi işte. Saracchi düşürebiliyorsan güzel bir durum bence. Aynen. Aynen. Ne geldi? William Eilish. The Office mi? Hawaii Meteor Mother mı? Michael Scott mı? Barney Stinson mı? Ya bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Çünkü 10 sene önce Hawaii Meteor Mother konusunda ya ben ilk 3 sezonu ezbere bilirim. Barney Stinson'ın Facebook sayfasını ben açtım. Üstüne para kazandım. Anlatmıştım sana onu. Ama Michael Scott da The Office'te kesinlikle önde bence. Güzel. Böyle bir değişim. Uğur Karakullukçu Bey'in inanılmaz değişimi. Aynen. Nasıl? Bir öncesi sonrası yap bir ara ya. Ben yapıyorum pek tat vermiyor. Bu arada şey geldi bana. İşte saçın sana özenip saçını kazıtmış ama seninki gibi olmamış. Neden diyor. Abi o kafa şekliyle çok alakalı biliyor musun? Bana da başta onu demişlerdi. Çok güzel durmayabilir falan. Sonra kafam çok yani şekil olarak kelliye çok uygun çıktı. Gerçek kaliteli bir kelsin kardeşim. Aynen. Son aynen. Derece bu konuda da hani bu bir yorum da değil bir fact yani. Burada bir yorum yapmıyorum bence. Çok teşekkür ederim. Senin tabii ki 38 yerde çıktığını herkes biliyor. Bu noktada senin gidip maç anlatman da gerekiyor bir yandan. Ne maçı anlatacaksın akşam? Bugün özel bir gün. Bugün Handball Şampiyonlar Ligi Final Four'undayım. Bir yıldır beklediğim bir dörtlü final. Etkinlik. Dolayısıyla aynen müthiş bir etkinlik. Kimseye tavsiye etmem, herkese tavsiye ederim. Kimse izlemez büyük ihtimalle öyle değil. Nerede bu arada? D-Smart'ta olacak bütün yayınlar, 4 maç. Ha güzel, güzel. Öğrendiğim iyi oldu. Handball'un başkenti D-Smart'ta. Aykut Aydın, Orkun Çolakoğlu. Biliyorsun La Liga konusunda kanalımıza çok farklı bir soluk da getirdi. Belki evet. Bir handball programı da yaparız. Handball sorun yosu. Gerçi bir tek güzel. Başka da kim katılabilir bilmiyorum. Benim o ben olmam. Sen Aykut Aydın'ı bir daha alacak mı ki sorun yoya? Net yapılır bence. Güzel. Bence olması bu gerekiyor çünkü öyle bir risk aldı ki. Bir kere 11 saniye meselesi var. Yetmiyor. Hani sanki haksız da uğramış gibi bir tavır var. Bir de onun da dışında iyi de bir rating var şimdi açıkta konuşmak gerekirse. İnsana bir çekiyor. Orada bir ikinci bir La Liga. Aslında La Liga nostalji yapmak belki. O sebeple aklıma yatıyor ama daha biliyorsun seri bir sorun yollarımız var. Birkaç sorun yolumuz daha var. Onlardan sonra belki bir reunion yaparız. Güzel. Ben varım. O zaman Ozan Can'ı salıyorum. Bu noktada aynı saatte yayına giren haftanın sağlamlarını tavsiye etmiş bulunayım.
Buraya, şuralara, buralara bir yerde link bıraktık. Şöyle mi oluyor? Böyle. Şuraya falan bırakmış, bıraktığımız bir link var. Lütfen tıklayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Gitmişken de abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.